Şu egzoz şöyle manifolddan gelen işte katalizör, egzoz borusu yani çok yakın olduğu için belki net alamayabilirim ama şu anda daha net görülebiliyor. Şurası egzoz borusunun gittiği yer. Görüyorsunuz şu lastik 8 şeklinde bir lastik var. Gövdeye asılmış halde bu. Bunu işte çelik telle bağladığınızda veya işte daha sağlam olsun diye müthiş bir ses yapıyor. Sakın yapmayın. Bizzat denedim. İnanılmaz derecede bir ses çıkartıyor. Mutlaka orijinali lastik olması gerekiyor. Bu orijinali. Yani araba tahmin ediyorum. Zaten uzun süredir bende. 7 yıl garanti oldu artık. Herhalde bir ondan önce de 3-5 yıl varsa 10-15 yıldır şu lastik üzerinde. Orijinali bu. Şu lastiği de sanayiden aldım. Daha 3-5 aylık. İşte görüyorsunuz. Kopmuş. Yani hiçbir faydası yok. Kendine de faydası yok. Kırılmış, dağılmış. Şöyle. Şöyle bir şey. Bunun böyle hani tamir edilme genelde ben parçaları tamir etmeden daha yani amacım o. Her şeyi tamir edebilmek ama bunun zaten tamirlik bir şey kalmamış. Bu gitmiş. Bunu mutlaka değişmesi gerekiyor. Askı yeri de burası. Bunu mutlaka takılması gerekiyor. Ben arabada aldığım dönemde 3-4 tane fazladan almıştım. Duruyor. Şimdi gene bir tane daha takacağım ama orijinalini artık bulabilirsem orijinalini de değiştireceğim. Bunu da söylemiş olayım. Şu. İlk önce yukarıyı takacağız. Alın. Maalesef küçük olduğu için biraz zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet, şu yukarısı tamam. Şimdi aşağısı takılacak. Bunu iki elimle yapacağım tabii. Şunu yukarı doğru bastıracağım. Egzozu gövdeyi. Ondan sonra bunu aşağı çekerek takacağım buraya. Şunu biraz yamultacağım. Düzelteceğim. Ondan sonra evet arkadaşlar şuradaki payı çok yaklaştıramadığım için gergin olduğu için şimdi kır koyunun üzerine bir tahta koydum. Şöyle biraz yukarı doğru kaldırdım. İyice lastik de iyice yaklaşmış oldu. Başka türlü olmayacak bu çünkü. Ya lastiği koparacağım ya da mecbur bunu kaldırmak zorundayım. Ama burada tabii arabayı sağlam takıda tutturmak gerekiyor. Allah korusun herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için. Evet. Şu an yerine oturdu. Şu an tamamen yerine oturdu. Şimdi gevşetme zamanı. Ne kadar yük bindiğini görüyorsunuz. Ya bu da çok fazla uzun ömür olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ara ara kontrol edilmesi gerekiyor. Ama ağırlığı bayağı bir aldı.